İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arkeologlar Batı Ermenistan'daki Göbekli Tepe'de gizli geometrik desenler keşfetti. Paşinyan ve Ruhani salgına karşı mücadelede uluslararası ve ikili işbirliğini önemsedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Aleviliğe bir din olarak yaklaşım Erdoğan'ı öfkelendirdi. TASS Ajansı, Suriye'de güçlü patlama, onlarca ölü ve yaralı var. Andin adlı film artık Ermeni izleyiciler için mevcut. Bugün Dünya Dans Günü. Arkeologlar tarafından yapılan bir keşif, Batı Ermenistan'daki Göbekli Tepe'nin düşünülenden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve o zamanlar için imkansız olduğu düşünülen karmaşık planlama teknikleri uygulandığını gösteriyor. Göbekli Tepe'deki en eski üç taş muhafaza üzerinde yapılan çalışmalar, bu yapıların tüm mimari planının altında yatan gizli bir geometrik desen, özellikle de bir eşkenar üçgen olduğunu ortaya koydu. Üç muhafazadan oluşan yapının tek bir birim olarak tasarlandığını ve muhtemelen aynı zamanda inşa edildiğini gösteriyor. Bu durumda Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin tekerleğin icadından binlerce yıl önce geometrik prensipleri anladığını ve söz konusu prensipleri inşaat planlarına uygulayabildiklerini ortaya koyuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, İran-İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konuşmanın başlangıcında Nikol Paşinyan, Ramazan vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı'nı ve tüm milleti kutladı. Taraflar, iletişim alanındaki geçici kısıtlamalara rağmen iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğini sürdürdüklerini memnuniyetle ifade ettiler. Her iki taraf da bu yönde ileri adımlar atmak istedi. Özellikle Nikol Paşinyan ve Hasan Rouhani mevcut durumun getirdiği kısıtlamaları korurken kriz öncesi ticaret ve ekonomik işbirliğini yeniden canlandırmak için uygun önlemleri almaya hazır olduklarını vurguladılar. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 29 Nisan günü saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 65 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Dün bildirilen verilere göre 1867 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. Toplamda 1932 koronavirüs vakası 29 Nisan'da doğrulandı. Son verilere göre 34 kişi son günde olmak üzere 9 kişi iyileşti. 30 hasta öldü. 23 Nisan'da Konstantinopolis Büyükşehir Belediyesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kent sakinlerine yardım paketleri dağıttı. Bu paketler arasında sayfalardan birinde görüntülenen Müslüman, Hristiyan, Alevi ve Yahudi din adamlarının resimlerini içeren bir kitapçık yer alıyordu. Tartışma konusu haline gelen bu fotoğraf için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki belediyeyi eleştirdi. Erdoğan, Aleviliği İslam'dan ayrı ve bağımsız bir din olarak sunulması nedeniyle öfkelendi. Kabine toplantısından sonra Erdoğan, özellikle insanların huzurunda kitapçıkta bahsedilen Aleviliğin bir din olarak sunumunu lanetlediğimi ve kınadığımı beyan etmek istiyorum, dedi. Türkiye'deki Aleviliğin devlet tarafından ayrı bir din olarak kabul edilmediğine ancak Sünni İslam ile birlikte sunulduğuna dikkat edilmelidir. Ancak Aleviler kendilerini ayrı bir inanç üyesi olarak görürler. İslamiyet'le kimliklerini kabul etmezler ve Türk camilerinde dua etmezler. Bilurer.im'in TASS Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir Arap ülkesinde güçlü bir patlama meydana geldi ve patlama sonucu 35 kişi öldü denildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin Afrin kentinde düzenlenen bir terör saldırısında en az 35 sivilin öldüğü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı, dizel yakıt yüklü otomobillerin patlatıldığı belirtildi. Başkaca ayrıntılar yayınlanmadı. Ermeni yönetmen Rubey Giney'in Andin Ermeni Yolculuğunun Tarihi adlı filmi nihayet birkaç gün önce internette yayınlandı. 2011'de başlayan çekimlerin sonucunda filmin yaratıcısı izleyicileri keşfedilmemiş bir dünyaya götürüyor ve birlikte seyahat ederek Ermeni Çin dostane ilişkilerinin ve İpek yoluna bağlı diğer ülkeleri ile bağlantılarının tarihsel geçmişini keşfetmeye yardımcı oluyor. Filmin kendisi sadece Ermenistan için değil aynı zamanda Çin ve diğer Orta Doğu ülkeleri için de tarihi bir değerdir.
Çünkü çekimler sırasında birçok buluntular keşfedildi. Çin'deki Ermeni topluluğunun 19. yüzyıldaki tüzüğü gibi kaybolmuş sanılan dokümanlar bulundu. Ermeni harfleriyle tanınan 700 yıllık Pantusovyan taşının yeri ortaya çıkarıldı. Çin, Cin Hanedanlığı'nın kupası Gümrü'de bulundu. Çin İncili'nin yazarı Yohannes Lasar'ın biyografisi ilk kez görüntülendi. Tarihte ilk kez Divin şehrinin 3D olarak görünümü restore edildi. 6 yıl boyunca film Ermeni izleyiciler için keşfedilmemişken dünyadaki düzinelerce ulus Ermenistan ve Ermeni tarihini yeniden keşfetmeye devam etti. Nihayet Ermeni izleyici kitlesine sunuldu. Filmi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Kalend.ru'nun bildirdiğine göre her yıl 29 Nisan'da Uluslararası Dans Günü tüm dünyada kutlanıyor. Tüm dans tarzlarına adanmış olan bu bayram UNESCO Uluslararası Dans Konseyi girişimiyle 1982'den beri Fransız koreografı, dans kuramcısı ve modern bale babası olarak tarihe geçen reformcu Jean-Georges Nover'in doğum gününde kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samos adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gohtan Mangdi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.